Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Hubble Uzay Teleskobu en uzak galaksiyi nasıl görüntüledi? Hubble Uzay Teleskobu sınırlarını zorlayarak insanlığın görebildiği en uzak galaksiyi görüntüledi. GNZ-11 kod adlı galaksinin ışığı 13,36 milyar yıl önce yola çıktı ve Dünya'ya yeni ulaştı. Işık hızı boşlukta yaklaşık saniyede 300 bin kilometre ile sonludur. Bu yüzden evrende ne kadar uzağa bakarsak o kadar eskiyi görürüz. Bu galaksi parladığı zaman evren yalnızca 420 milyon yaşındaydı. Bugün evren 13,77 milyar yaşında. Peki bilinen en uzak galaksi GNZ-11 bize evrenin gençliğiyle ilgili ne bilgiler sağlıyor? Hubble teleskobu Dünya yörüngesine dönen ve ABD'nin Rusya'yı gözetlemesini sağlayan casus uyduların soyundan geliyor. Hubble, GNZ-11'i 2014'te görüntüledi. Ama ışığın kırmızıya kayması nedeniyle galaksinin gerçek uzaklığını ölçmek ancak 2020 sonunda mümkün oldu. 14 Aralık'ta Japon ve Çinli bilim insanları GNZ-11'in ışığının 10,957'lik kırmızıya kayma oranıyla Hubble'ın ölçtüğü gibi 13,36 milyar yıl önce yola çıktığını tespit ettiler. O zaman evrenin yaşı bugünkü yaşının yalnızca %3'üydü. GNZ-11 doğduğunda evren insan ölçülerine göre 15 aylıktı. Siz de evrende bulunan en eski kara deliği şimdi bloğumda okuyabilirsiniz. Linki yukarıda. Galaksi ışığının kırmızıya kaymasının sebebi evrenin büyük patlamadan beri genişliyor olması. Uzay genişledikçe ışık ışınları geriliyor, dalga boyu uzuyor ve kırmızıya kayıyor. Bu da evrendeki en ufak cisimlerin yaşını ve gerçek uzaklığını tespit etmeyi zorlaştırıyor. GNZ-11'in ışığı yayınlandığı zaman evren sadece 420 milyon yaşındaydı. İlk galaksiler evren 400 milyon yaşındayken oluştuğuna göre GNZ-11 de onlardan biri olmalı. Bugün GNZ-11'i ilk haliyle görüyoruz. Oysa bu galaksi evrenin geçmişte ne kadar hızlı genişlediğine bağlı olarak günümüzde 32 milyar ila 382 milyar ışık yılı uzakta olabilir. Karşılaştırma açısından gözlemlenebilir evrenin yarıçapı 46 milyar ışık yılıdır. GNZ-11 bugün Samanyolu gibi olgun bir galaksi olmalı. Ama bizden o kadar uzakta ki bugün yaydığı ışık asla dünyaya ulaşmayacak. Çünkü ışığı bize gelene kadar uzaklığı daha da artacak. Aramızdaki uzay gelecekte ışıktan hızlı genişlemeye başlayacak. Hele 380 milyar ışık yılı uzaktaysa çoktan evrenin dışına çıkmış olmalı. Starbase Koza'nın bu bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle ilgili sorularınızı yorumlarda sorun. Her bölümde en ilginç soruları yanıtlayacağım. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cuma görüşmek üzere.